Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugünün videosunda kurtların yerinde güteceğim koyunlarımı. Yanımda haydut, çavuş, cellat ve küçük bıdıklar da büyük ihtimal gelecek. Sabah orada geçireceğiz. Yolumuz uzun, yükümüz mantar. Haydi. Nasılsın Sadem? Yabana meydan okuyacağım bugün. Gel. Gelin kuzucuklar, gelin, güvendesiniz. Gel. Woo. Ya. Bu arada bütün gün otlandılar. Ben yine de geçiyorduk. Ya. Ay. Gelin babam, gelin. Ya. Woo. Ya. Gelin krallar, gelin. Ya. Woo. Ya. Haydi krallar. Dostum, o bölgede kimse koyun otlatmıyor. Benim haricimde de otlatamaz. Hele bu gece. Ya. Yalnız kız orada kalmış ya. Ya. Kuzunun biri içeride kalmış. Olsun. Ya. Woo. Ya. Akşam çekim olacak. İyi, o kuzu zaten yavaş hareket ediyor. Gelmemesi daha iyi. Ya. O da geliyor, bak. Gel. Hadi kral, hadi. Gel. Yanlış yere gidiyor ya. Bak yukarıda. Gel. Şimdi onun için tekrar dönmek istemiyorum. Gel babam, gel. Yanlış yerden gidiyorsun. Gel. Aşağı in babam, aşağı in. Gel. Gel. Ha aslan, gel. Gel. Hadi bak, yolumuzdan döndük. Yolumuz uzun, yükümüz mantar. Koç. Gelin babam, gelin. Dostum, yanıma battaniyemi aldım. Yani bornoz aldım, battaniye demeyeyim de. Gel. Gel prens, gel. Woo. Valla. Dostum, hava kararmadan çıkmamız lazım. Bak, kopay deliriyor. Gel. Dostum, şimdi tepenin girişine geldik. Bayağı uzun bir yolculuk oldu. Yalnız bıdık gelmedi. Bakın, köy şu kısımda. Bizim köy şurası. Biz şimdi yüksek tepeye geldik. Bu bölgede. Şşt, şey. Bırak onu. Çantamı koyduydum yere. Bu bölgede sürekli kurt saldırısı oluyor. Buraya da benden başka bu saatte, hele bırakın gündüz gelmiyorlar. Ben bir de gece geldim buraya. Bugün bakalım herhangi bir aksiyon olacak mı? Buraya gerçekten hani kurt için geldim ben. Bakacağım hani kurt gelebilecek mi? Ya da kurt gelirse köpekler ne yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Ben inşallah gelmesini istiyorum dostlar. O yüzden bu kadar yol geldim. Yoksa aşağıda otlakacak yer var. Yani kısacası ben şu an yabana meydan okuyorum. Biraz önce şöyle bir yer bulalım. Ortaya çıkartacağım ki hayvanlar biraz dinlensin. Koyunlar bayağı yol geldi çünkü. Hem de otlansınlar orada.
Şimdi burada sabahlayacağız inşallah. Bu arada bizim köy şura dedim ama yok, bizim köy şu tarafta herhalde. Aynen şu kısım bak. Yakın gibi duruyor ama bayağı mesafe var. Şimdi bu saatte çok koyun otlatan var ama o köyün altında. Yani altında bu taraflarda, bu yukarı kısımda kimse yok. Benim haricimde de hiçbir manyak buraya gelmez. İnşallah bir kurt gelir de size gösteririm. Haydut kardeşime bak. Haydut kurt görmek istiyor. Değil mi oğlum? Bu arada benim amacım kurt öldürmek falan değil. Ama bizim bu köpeklerimiz gerçekten gurur duyuracak hayvanlar. Ama yeterince kangalın değeri birçok insan tarafından bilinmiyor. Bu köpeklerin neler yapabildiğini sizlere göstermek istiyorum. Ya bunlar sıradan bir hayvanlar değil dostlarım. Koyun mesela en arkadan geliyor. Çavuş bir bakıyorum en arkaya geçiyor. Yani bunlar hep içgüdüsel yapıyorlar. Çapo. Ben kangalı gördükten sonra abi diğer köpeklere hevesim gerçekten kaçtı. Hele ki böyle cesaretle kurda gidebilen, domuza girebilen köpekler daha çok hoşuma gitti, gidiyor yani. Dostum bizde Herkül vardı. Mesela Herkül yaban hayata hiçbir tepki vermiyordu. Hadi koyun kardeşler, az kaldı. Şu tarafa bir yere geçeceğiz birazdan. Dostum çok yoruldum ama. Yürüyerek geldik. Ama en azından şöyle bir müsait bir yerde mola vereceğiz. Burada kirpi su içmeye gelmiş. Burası önceden havuzdu. Yani su vardı. Daha önce hatta buraya foto kapan kurmuştuk. Ama sadece domuz alabilmiştik. Bırakın kirpiyi, bırakın. Bu arada ben daha önce oklu kirpi de gördüm. Çavuş bırak. Lan lan lan. Keçiler bak. Bak bak bak, çavuş manyağı kirpiyi aldı. Bırak oğlum, bırak. Şimdi dostum size nerede olduğumuzu göstereceğim. Tekrar şu an bayağı geriye geldik. Bugün yani bu geceyi burada geçireceğim. Aşağıda köyler var. Bizim köy şurası. Şu kısım. Tam orası bizim köy. Şimdi buradaki bölgemizdeki diğer çobanlar buraya kesinlikle gelemiyor dostlar. Gece gelemez. Ya gündüz korkuyor adamlar. Gece nasıl gelsin? Kirpiyle oynuyorlar. Nerede o kirpi? Ha, şurada. Dostlar bakın. Köpekler yavaş yavaş dağılıyor. Yalnız haydut çok uyanık bir köpek. İki tane büyük. Yani çavuş, haydut var. Cellat var. Bu bıdık zaten yoruldu. Bu yavru kopay da yoruldu. Bunlar bebek. Bu manyaklar bizle geldi. Topum orada yatıyor. Mekan burada olsam burada geçireceğiz. Havlumu serdim buraya. Böyle duracağım burada. Yani 2-3 saat böyle geceyi burada geçireceğiz. Nokta olarak çok sakat ve ıssız bir noktadayız. Ama ben heyecan arıyorum dostlar. Gerçekten istiyorum ki mesela bizim Türk milletimiz kangal hakkında mesela bilgisi yok ya. Yani çoğunun var da birçok kişi ya bilmiyor ya bilmek istemiyor ama muhteşem bir köpeklerimiz var. Ben mesela daha önce pitbull besledim. Çocukluğumda kangal gördüm. Mesela kangallar vardı.
böyle esmer kırçıl kangallar gördüm. Bizim Ankara'da komşumuz vardı. Kenan amca, Rukiye teyze, Haydar abi, onları da izliyorsa bu videoyu selam göndereyim. İlk onlarda gördük biz. Hatta Tango diye köpekleri vardı, çok güzeldi. Tabii yaşım kaç o zaman benim? Herhalde 9-10 yaşlarındayım. Ama anlamıyorduk. Ben mesela hep bir pitbull seviyordum. Ne bileyim, başka yabancı ırklar seviyordum ama bu köpeklerle yaşayıp gördüm. Gerçekten bizim köpeğimiz gibi güzel bir köpek yok. Yani dünyada gerçekten ben çok köpek besledim. Bunlar gibi değiller. Farklı ya. Gerçekten farklı. Çok zekiler, akıllılar. Ben onlara güvenip buraya geldim bu saatte. Yoksa beni bir Allah'ın kulu buraya getiremez olsa. Bir de çok güveniyorum. Mesela az buz değil. Çünkü tanıdığım için, ama en çok da Haydut'a güvenerek geldim buraya. Haydut level'ın çok üstü. Çavuş geç geç, yanıma sakın gelme, geç. Arda bir tabii kalkıp koyunlara da bakacağız neredeler diye. Çünkü şşt geç. Bak Haydut daha oturmuyor. Koyunlar etrafta, güzel. Haydut tetikte duruyor. Gerçekten orada tetikte bekliyor. Ha, çavuş da açıldı. Müthiş ya. Keşke bir aksiyon olsa da. Dostum ya, dünyada çok nadir köpek kurtlarla savaşabilir. Beni bu noktası acayip etkiliyor bir. İkincisi merhametleri. Ya o çavuş tavukla horoz dövüşürdü, gider onları ayırırdı. Acayip inisiyatif kullanabilen bir köpekler. Ana sen ne yapıyorsun? Yattın, yoruldunuz değil mi? Çok mu yoruldun? Bu garibanlar dostum yürüdü yürüdü, bayağı yoruldu. Ay kardeşim, yazık yattı. Sen buranın niye böyle ıslak? Dostum, o yattığımız yerden kalktık. Çünkü kuzey rüzgarına çok kaldım, üşüdüm. Şöyle biraz daha rüzgar az gördüğümüz bir yere geçeceğim. Gel. Şunlara bak abi ya. Şöyle başka bir yer bulacağız. Çünkü ben aynı zamanda uyumak istiyorum. Uyuyacağım için aslında buralar iyi. Şuraya bir yere mi dursam? Şu ağacın altı da olabilir. Yine rüzgar görüyor ya. Hop. Ay gıdıklar. Şunlara bak, bu manyaklar yoruldu.
Şu koyunun karnı bir şiş geldi bana ya. Acaba hamile mi ki? Şuraya bir yere duracağım ya. Yaklaşık bir 3 saat uyuyakalmışım. Kalktım. Puh. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Bornozlu çoban. Ulan var ya. Bornozda koyun gidiyorum ya. Şu an saat sabah 5. Artık yavaş yavaş ineceğiz çünkü çok üşüdüm. Ben bu bornozu altıma almıştım. Hani altıma sileyim diye. Yalnız acayip üşüdüm ya. Baya bir üşüdüm. O yüzden giymek zorunda kaldım. Üstümde bakın kaç tane şey var. Demek ki de akşamları artık soğuk oluyor. Bir aksiyon falan olmadı. Buraya da zaten bir daha gelmem. Çünkü bir ton otlatacak yakın yer var. Sırf kurt için geldim. Artık yavaş yavaş eve döneceğiz. Hadi krallar hadi. Bir de uyuyunca insan daha da üşüyor. Vücut hareket etmiyor. Kan dolaşımı yavaşlıyor. Hadi gidelim de yatağıma kavuşayım ya. Uf, ayaklarım bile üşümüş ya. Ustam yaklaşık eve 5 kilometre var. 5 kilometre sonra evde olacağız. O kadar çabuk uyum sağladı ki koyuna. Yani düşünün koyunla büyümediği halde. Bak 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 bıdıklara var. Daha bak kopaylar şimdiden bir şeyler arıyor. Şimdi ben bunları kapatmayacağım. Kimsenin ekini daha ekilmediği için arka kapıyı açık tutacağım. Bunlar istediği zaman yine gidip bizim evin etrafındaki işte otları falan yiyebilecek. Ve ben de uyuyacağım. Yani yaklaşık bir 3-4 saat uyuyacağım. Sonra kalkıp güvercinlerin falan bakımını yaparım. Dün akşamdan hepsine yem koydum. Yani şimdi uğraşmıyor. Dursam inanılmaz uykum geldi ya. Bak. Nerede o senin diğer kardeşin? Macar nerede? Macar! Heh, geliyor bu. Gel. Gel. Ne yaptın orada?
Tavşan mı arıyor? Hadi krallar hadi. Yaklaşık bir 2 kilometre var eve. Buradan. Ta şu tepelerdeydik dostlarım ya. Bakın. Görünmüyor da. Bunun iki yukarı tepesindeydik. Bir daha da oraya zaten akşam çıkmayacağım. Çıkarsam gündüz çıkarım. Ha, ileride sürümüz büyürse gündüzleri çıkarım oraya. Ama gece çıkmanın bir anlamı yok. Zaten yakında gündüz moduna geçilecek. Gece güdümü bitecek. Haydut aşağı daldı. Yok bir şey yok. Herhalde. Fuf da gidiyor. Ana. Fufumun önünü kesti çabuk. Abi köpekler saniyede ne kadar mesafe açabiliyor ya. Baba ceylata bak. Acaba tavşan falan mı gördüler? Havlama sesi geldi. Ne olduğunu göremedim ama köpekler çok büyük bir hareketlenme yaşadı. Vallahi bir şey boğuyorlar. Yalnız uçurum. Abi siz oraya nasıl indiniz? Vallahi bir şey vardı orada ne bilmiyorum. Görebilsem Haydut'u. Lan nasıl? Aa, tilki falan mı gördüler ki? İnsem mi ki diye düşünüyorum ama. Haydut havlıyor orada bir şey var. Haydi babam. Aynen bir şey girdi oraya. Bak. Yalnız uçurum. Nasıl inebiliriz oraya? Ustam koyunlar da var. Bir şey girdi oraya ya. Ya çakal girdi. Vallahi şurada inip bir bakacağım. Niye hırlaşıp havlıyorlar? Bir de kayanın altındalar. Yalnız koyunlar da neyse eve gider onlar ya. Çok bir mesafe yok. Lan
Girdiğimiz yerlere bak arkadaş. Video çekeceğiz diyor. Aa, orada delik var. Haydut nereye gitti? Bak orada bir delik var. Sen mi ki? Ya çakal girdi oraya. Ruhsan hiç gitmeyeceğim. Bir de onun dönüşü var. Haydut nerede? Allah! Allah! Ulan aşağı uçuyorduk, iyi mi? Allah aşağı uçuyorduk. Lan boş yere indim buraya ya. Ya neyse, çıkacağım ben burada. Hiç vakit kaybettim burada. Gideyim yatağıma yatayım. Of. Bu arada bak. Nasıl kesiyor ya çavuşun önünü? Bu önünü kesmesinin nedeni de beraber büyümedikleri için. Çavuşun kesinlikle yani liderlik namına hiçbir şey yapsın istemiyor. Her şeyi, ilk her şeyi o yapsın istiyor. Şişt, bak, şşt. Sakin ol genç. Abi Rohan'ı sista nerelere geliyor ya? Dostum artık evimize geldik. Bu video benim için çok zor oldu yapımı. Gerçekten üşüdüm. Bekledik, büyük risk aldık. Ama risk şöyle aldım. Ya ben dostum gerçekten... Çoğu insan kabul etse de etmese de inansa da inanmasa da bu köpeklerin kurt boğa bileceklerini, yani bakın Çavuş'la Haydut ikisi bir tane kurdu çok rahat indirir. Yani teke tek bir şey diyemem ama ikisi birden ağlatır kurdun anasını. O yüzden ben bunu göstermek istiyordum. Ve bu köpekler gerçekten çok değerli. Bizim milletimize valla şu köpeklerin değerini Türklerden başka herkes biliyor. Adam yurt dışında Amerika'da bunu nasıl alırım diye plan yapıyor. Türkiye'de de sokaklara düşüyor bu köpekler. Burada videomu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.